Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce Victor'u mu daha çok seviyorsunuz, Saray'ı mı arkadaşlar? Şöyle bir Victor'cularla Saray'cıları bir görelim. Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Victor, Saray artık ne yazarsanız. Evet arkadaşlar, Saray geldi. Biliyorsunuz ayın 26'sına kadar bir Saray etkinliği vardı ve bununla alakalı videoyu da çekmiştim. Ödüller falan vardı. En önemlisi orada bizi ilgilendiren Saray için 60 karakter kuponuydu arkadaşlar. Ve o kuponu çoğunuz büyük bir ihtimalle aldınız. Şimdi kuponumuzu aldık. Etkinlik bitti. Ayın 27'si oldu ve Saray geldi. Şimdi Saray'ı bu kuponla alabilir miyiz? Veyahut da neler yapmamız lazım almak için? Ücretli mi ücretsiz mi? Onlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir atölyeye gidelim. Şimdi ben kuponları biraz çoğalttım. O konuyu da anlatacağım. Saray ücretli arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama ve lakin bunlarla indirim yapabiliyorsunuz. Peki tamamen ücretsiz alabilir miyiz? Ona da değineceğiz bu videoda. Şimdi arkadaşlar 150 yaptım ben karakter puanı. Burası 600'ü 450'ye düştü. Şimdi ilk önce bir Saray'ı inceleyelim. Ondan sonra anlatmaya başlayalım. Şimdi level 1 kısmı. Saray'ı arkadaşlar level atlatmak istiyorsanız UC'ye de yatırabilirsiniz. UC'ye yatırmadan maç oynayarak da Evo alanında maç yapabilirsiniz. Normal maçta şu an puan veriyor mu bilmiyorum, kontrol etmedim ama verebilir. Burayı 500 puan yaptıktan sonra arkadaşlar level 2'ye geçiyorsunuz. Şimdi şöyle bir level kısmına gelelim. Birinci leveli bitirirseniz Saray avatar alıyorsunuz. İkincisinde işte Saray'ın sesleri var. Üçte araçlarla alakalı güçlendirme olayı var. Ona da bakacağız. İşte böyle bir hareket var. Elbise var falan da filan da. En sonunda da level 10'da da böyle bir MVP vitrini var Saray'ın. Bu güzel olmuş. Bu hoşuma gitti benim şahsen. Şimdi arkadaşlar Saray aracın içindeyse o araç daha güçlü oluyor. Mesela burada ne diyor? Level 5'e bakalım. Saray araç modifiye etme konusunda bir dahi, modifiye ettiği araçlar daha dayanıklı hale geliyor diyor. Bir araçtayken aracın aldığı hasarı %10 azaltır. Bir araçtayken aracın aldığı hasarı %8,5 azaltır. Sonraki seviye bir araçtayken sonrakini söylüyor. Level 3'te 7, level 2'de %5,5 azaltıyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. Şimdi Saray sandıkları var. Saray sandıklarından da arkadaşlar bunları da açabiliyorsunuz. Bunları birazdan ücretsiz bir şekilde nasıl alınacağını da söyleyeceğim. Normal şeyi de UC ile de alabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Saray'ın bu şekilde elbiseleri var arkadaşlar. Şöyle bakarsak danslar falan filan, bunlar şu parçacıklar, bunlar var. Şimdi burayı geçelim. Şurada şu anki üstündeki elbisesi 8 seviye olursanız bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Tamamen sizin olayınıza bağlı. Yani ne kadar çok maç atar puan toplarsanız veyahut da UC ile de yapabilirsiniz. Bunları da parçacıkla alıyorsunuz. Bunlar saçları, bir sürü saç rengi var. Bunları da isteyen alabilir. Çok da şey değil bence. Ancak şu elbise belki olabilir. Şu kısımda Saray ile alakalı hareketler var. Bazıları bildiğimiz hareketler. Şu hareket mesela yeni bir hareket. Başka şunu da sanki bu da yeni gibi geldi bana. Bunlar var. Bu zaten yeni Saray'la gelen. Bu da bildiğimiz bir hareket. Şimdi burası böyle. Burada da Saray'ın sesleri var arkadaşlar. Şimdi asıl meseleye geçelim. Şimdi etkinlik kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Etkinlik kısmında burada kıyamet mücadelesi mesafe diyor. Ayın 27'si ile ne yazıyor? Buradaki tarihle mesela öbür tarih farklı. Ya ben şundan dolayı diyorum. 12. ayın ikisi diyor arkadaşlar burada. Tamam mı? Ya büyük bir ihtimalle Saray'ı bence ücretsiz alacağız. Neden derseniz. Şimdi etkinlik süresince her gün klasik modda maç tamamlayarak pastı, somun topla ve kıyamet mücadelesinde karakterlerle ilgili yeni ödüllerle takas et diyor. Şimdi bu somunları topluyorsunuz. İşte 2000 metre git, 5000 metre git, toplam 30 dakika, 60 dakika hayatta kal. Bunları yaptınız. Ne yapacağız bu somunları? Somunları arkadaşlar buraya getiriyoruz. Şimdi buraya geldik. Burada işte 8 somuna bundan, 2 somuna 10 karakter kuponu, 3 somuna da bir tane bu parçacıktan veriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Olayı anlatacağım.
Burada diyor ki etkinlik süresi 27 Kasım ile 6 Aralık diyor. Ama diğer tarafta 2 Aralık diyor. Yani şöyle bir şey var. 2 Aralık'tan sonra yeni bir etkinlik gelebilir. Bunu neden söylüyorum? Onu da açıklayacağım. Şimdi burada diyor ki her gün giriş yaptığınızda görevleri tamamladığınızda paslı somun kazanırsınız diyor. Tamam, kazanırız. Şimdi ne diyor? Belirli sayıda paslı somun toplayarak tamam karakterlerle ilgili ödülleri kazanın. 8 paslı somun demin söylediğim gibi sandık. 2 paslı somun karakter kuponu yapıyor. 3 paslı somun da işte karakter parçacı. Ama ve lakin 50 defa alabiliyorsunuz. Bu da ne yapar? 500 yapar. 60 vardı, 560 yapar. Sara kaç? Sara 600 UC istiyor. Yani bizde de işte 540 UC karşılığı 540 karakter kuponu oluşuyor. 560 karakter kuponu oluşuyor. Yani söyledim. Geriye kalıyor 40 kupon. Yani 40 UC'lik bir kupon kalıyor. Peki onu nasıl yapacağız? Şimdi burada da diyor ki 4'te. Diğer etkinliklerden daha fazla karakter kuponu elde edebilirsin. 600 kupon toplayarak oyundaki yeni karakter olan Sara'yı etkinleştirebilirsin diyor. Şimdi arkadaşlar buraya bakarsak bizim Sara'yı almamız için 40 UC lazım. Ama etkinlik kısmına bakarsak bir değişiklik olacak mı bilmiyorum. Burada da diyor ki etkinlik gördüğünüz gibi 27'si ile ikisi arası. Arada bir 4 günlük fark var. 4 günlükten sonra yeni bir etkinlik mi gelecek acaba? Yani şurada ekranda gördüğünüz kısımda somun değil de direkt işte Sara karakter kuponu gelebilir diye düşünüyorum. Benim tahminim. Böyle olabilir. Çünkü başka bir şans yok. Sara'yı ücretsiz almak için. Veyahut da adam etkinlik olarak burayı mı söylüyor? Şurada bir kısım var. Ama zannetmiyorum. Bundan da 40 tane almanız lazım. O da 40 karakter kuponu yapıyor. Benim düşüncem arkadaşlar bence ayın ikisinden sonra yeni bir etkinlik gelecek ve o etkinlikte de kupon etkinliği olacak bence. Somun etkinliği bitecek. Yani daha doğrusu somun etkinliği yine devam eder ama diyeceğim de orada ikisine kadar yani ikisinde bitecek. İkisinden sonra herhalde kupon etkinliği diye bir şey gelir diye düşünüyorum. Biraz karışık orası. Sizce nasıl olur arkadaşlar? Dediğim gibi mi olur? Etkinliğin üstüne ayın ikisinden sonra farklı bir karakter kupon etkinliği mi gelir yoksa 40 UC'yi verir miyiz? İkisinden biri yani %50 bir şansı var. Ya vereceğiz ya vermeyeceğiz. Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde sarı arkadaşlar. Bundan sonra da bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Hepinize iyi seyirler. Team match, let's go. First point for the red team.
You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Killing spree for the blue team. Reloading. Expired. Cover me. Blue team victory.